Efendim beraberliğimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 09.23'ü gösterirken ve stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Çok genç bir yetenek kendisi aslına bakarsanız. Hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Yazarımız Gökçe Naz Oğuzlar bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi e, dört ayrı kitap mı? Ee, var hemen başlamak dört istiyorum dört ayrı ben. kitap var ama üç tane fantastik türde seri türleri farklı olsa da seri evet. halinde yazdığım bir roman bunun yanında yaz yine yazarlık ve senaristlik yapmaya devam ediyorum ayrı kitap tamam hepsine tek tek geleceğim ama öncesinde sizi bir e, kısaca tanıyalım Gökçe Naz Oğuzlar kimdir kaç yaşındadır bu kadar kitabı bu ka o kadar da kalın şöyle bir e, uzanmak istiyorum ben birazcık Şöyle, evet, şöyle yapalım, tamam. Şimdi e, bunlardan bir tanesi hiç bitmeyen masallar iki sanıyorum, iki seri. E, Yok değil üç, mi? E, şu an üç, üç serimiz bunların ikinci baskısı oldu. İkinci baskısı ha, aynen. oldu, harika. Bakar mısın sevgili seyirciler? Kalın kalın da bir kitap yani hepsi de kalın kalın böyle, evet. çok güzel. Ee, şimdi bu kadar çok bilgiye birikim, hayal gücü, e, bunlara bahsedelim, değinelim. Ama öncesinde dediğim gibi sizi kısaca bir tanıyalım. 1993 ee, yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara'da eğitim, yani Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdum. Lise eğitimini orada tamamladıktan sonra İzmir Katipçeli Üniversitesi Türkli Edebiyat mezunu oldum. Harika. Ee, aynı zamanda 9 Eylül'den formasyon eğitimi aldım. Ee, eğitim hayatına başlarken aslında ben e, daha önceden lise yıllarında yazarlık deneyimimi başlamıştım fakat e, üçüncü, e, ilk çıkan romanım Canan, e, bunu iki, üniversite ikinci sınıfta yazmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, üç yılda bunun serisi <laughs> ta tamamlandı. Sonra mezun olduktan sonra Evet, evet. E, beş buçuk yılda da Rütbiyan Masallar serisini tamamladım, yazdım yani. <laughs> Okurken yazmaya başladım aslında. Sonra meslek hayatına atıldım yani evet. o şekilde başladı harika gerçekten çok güzel ee, şimdi o zaman Gökçe Hanım bir e, insanın yani yazabilmesi için bir kere ondan başla oradan başlayalım yazabilmesi için nasıl gerçekten hani derler ya böyle bir e, işte ilham gelmesi lazım, ayrı bir kuytuya köşeye çekilmek lazım, e, böyle bir inzivaya çekilmek lazım. Şimdi kafanızda e, ilk yazmış olduğunuz kitabı e, nasıl betimlemiştiniz, nasıl bir hayal gücü oldu, nasıl bir ortamınız vardı? Ortamın bir kere sakin olması gerekiyor, hani e, kurguların çok iyi yapılması gerekiyor, karakterlerin kendi içinde sindirilmesi gerekiyor ki inandırıcı olsun. E, okuyucunun e, gözünde canlandırmayı çok hayal eden bir insanım ben. Hı hı. Kendim inanırsam ya da kendim ne kadar daha iyisini yaparım diye düşünürsen okuyucuya da o kadar yansıyor ya da izleyiciye de o kadar yansıyor. Ve ben ben o şekilde başladım. Bu hayalden e, öte bir şey. Hayal hayal önemli fakat e, planlı bir şekilde yapmak, kurgulamak daha önemli. Eğitimimi aldıktan sonra bu işin ciddiyetinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Hı hı. Çünkü Sadece hayalli olan bir şey değil. Gerçeklerle birlikte yani hem hayal gücünüzü de katmanız gerekiyor. Evet hayal gücü önemli tabii ki. Şimdi bu hiç bitmeyen masallara değinmek istiyorum ben. Hiç bitmeyen masalların içeriğinde bunu nasıl canlandırdınız? Yani sanki böyle baktığımda ben biraz inceledim. Ee, ...geçmişe dair hepimiz masal biliyoruz değil mi? Yani evet. bilmeyen var mı? Bugün bir tane çocuğa masal anlat dediğimiz zaman... ...herkesin az çok bir bilgisi, masalı vardır çocukluğundan gelen. <laughs> evet. Şimdi bunlar bizim için yeni nesil masallar mıdır? Yeni nesil masalların olması için uyguladım zaten. Yani farklı bir şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi Aha. normal masallarda Pamuk Prenses, Cinderella evleniyor, mutlu sonuna bitiyor. Evet. Yani, e Normalde benim de bu, çocukluğumda bana öğretilen buydu. Fakat ben üniversite yıllarında derslerde gördüğüm kadarıyla acaba gerçekten mutlu sonlar var mı diye bir soru sormuştum. Ve annemin annem bana şey demişti hani kızım hani masalların biz ee, şey, ömrü vardır hani şey vardır dedi. Fakat bu masallar bana yetmedi. Dedim ki evlendikten sonra acaba nasıl ol olur? <laughs> Bunlar evlenir. Devamını yapalım. Devamını nasıl yapabilirim diye söyledim. Hatta bunu ilk söyledim de abim bana dedi ki gerçekten buna emin misin hani kimsenin yapamadığını hani kimse çünkü masalların mutlu sonu bitiyor. Tamam mutlu sonu sanki Pamuk Prenses ve Cinderella mutlu sona ericiyor. Ömrünün sonunda kadar şatosunda mutlu Sonsuza şey, kadar şey, mutlu, şey mutlu şey. Yaşıyor. Fakat ben bunu tam tersini yaptım. Cinderella'nın yani Pamuk Prensi'nin kızını e, dünyaya getirdim. Yani dünyaya getirdim 28 yaşında. Ve onları 20, <laughs> 20, 21. yüzyılda dünyamıza hapsettim. Ve tekrar lanetin yeniden başlamasıyla aslında olaylar yeniden başlıyor. Başlıyor. yani aynı karakterler üzerinde onlara bir soy yarattınız. Aynen. Öyle mi? Evet. Ay harika bir Ama düşünce. Ama bunu yaparken de tabii bir taraftan diyorum ki olur mu olmaz mı çok karışık da içinde. Aha, hani aha. çünkü insanlar hani belli bir masal inanı hani bir inanışımız bir kalıp. var. O kalıpta çıkam, çıkabilir miyiz, çıkamam diye. Hatta ben kendimi de çok eleştirdim bunu yazarken ama çok da zevk aldım. <laughs> Bunun i̇nşallah Allah nasip ederse dördüncü de gelecek. Allah Öyle nasip mi? Ederse. Harika çok güzel. Şu an yani hani, fantastik türde ama. Aynı şekilde daha da ne kadar ileri gidebilirler diye düşünüyorum. Hala da düşünüyorum yani. Değil mi? Aynen. Bitmiyor yani. Bitmiyor. Masallar bitmiyor derler ya. Gerçekten öyle masallar bitmiyor. Ve ben, ben bunun ilkini çıkardım. Acaba tepkiler nasıl olur diye söylemiştim. okuyucularımız nasıl beğenir mi falan diye sormuştum tamam. kendi kendime. Tamam. Hepsi şey dedi. Ha, biz bu kadar olduğunu bilmiyorduk hani. <laughs> gerçekten bu kadar mı Gökcan'ın Gökcan, Gökcan Hanım diye sordular sorduklarında. Dedim bu kadar hani ee, bunun daha ilerisi e, yapı, yurt dışında yapılıyor. Hani hmm. adamlar gerçekten e, onu şey e, söylüyorum ama Türkiye'de ilk uyarlayan galiba benim. Kesiniz. Peki ee, şimdi çok günümüzde meşhur oldu biliyorsunuz ki kitaplardan diziler, filmler Aynen. çekmek, senaryolaşması... Böyle bir şey diler miydiniz, ister miydiniz? Yani karakterlerinizin işte vücut bulması. Şöyle söyleyeyim. Ben Allah izin verirse kendi ileriki planım zaten hani bunları dizi şekline sokup... ...kendi senaryosunu yazıp... Evet hatta bir film, filmini, filmini, dizisini. ...dizisini yapmak istiyorum. Ama zaten ben bunun aynı zamanda nutuğu da senaryolaştırıyorum ben. Öyle mi? Tabii. Atatürk'ün Nutku'nu biz... Dizi yap. yani 10 bölümlük yani ben senaryosunu yazdım. Antalya'da e, sevgili görüntü yönetmenimiz Cengiz Uzun var. Onun çalışmalarını şu an onunla birlikte yürütmeye çalışıyorum. Ee, bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. İnşallah hadi bakalım ama çok gerçekten çok başarılı Hem da çok tatlı bir arkadaşımız. Yani Kesinlikle heyecan yansıyor. birazcık yani. herhalde. Ben bunları yazarken zaten çok heyecanlanıyorum. Hani yani hani kendi içimde diyorum ki heyecan yapmayacağım tamam işimin gerçekten evet. içimi çok seviyorum hani o kadar çok seviyorum ki, bana başka dünyaların kapılarını açıyor her her kim mesleğimde de söylüyorum ben bunu insanların hani sizin hani baktığımızda insanların bir tanesine dokunsam kerdir insanların bir tanesinin düşüncesini değiştirsem kerdir diyerek ben yazarken çok heyecanlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, evet öyle. Çok bazen çok yani Bazen o şekilde oluyor. Yani benim yapımdan kaynaklanıyor. Tabii tabii. Bazen derler ya bu son zamanlarda çok e, duyuyoruz bu durumu. İşte bir kitapta bir söz okudum, bakış açım değişti. Dünyam değişti. Bu insanların hayatına dokunmak bu noktada çok önemli. Keşke e, ben de yazabilsem. Benim de böyle bir cesaretim olsa. Keşke her kalemi sağlam ve güçlü olan Öyle bir estetiğe sahip olabilse. bence bir estetik düşünce tarzıdır bu yani bunu uyarlamak oluşturmak yapabilmek Tebrik ediyorum Teşekkür sizi. Teşekkür ederim Çünkü yani şu kitapların büyüklüğüne kalınlığına şöyle baktığım zaman e, hocam siz o zaman bu kitabı mesela başladınız ne zaman bitti yazma Bu yani ne kadar ben sürdü sana, Ben size söyleyeyim ben son sınıftaydım üniversitenin son sınıfındaydım beş buçuk beş buçuk yılda bitti yani... bir kitap şu yani birinci, yani hepsi bu, beş hepsi. yılda bitti. Şu sizde beş buçuk yılda, yılda yazmışsınız. Evet, 5,5 yılda bitti. Ama yaparken tabii araştırma yapıyorsunuz, e, ne bileyim ortamın oluşması gerekiyor ya da sizin karakterleri kendi içinizde hazmetmeniz gerekiyor ki daha iyi olsun. Mesela e, bu Cana ilk çıkan e, romanım 2017 yılında basıldı, 2016 yılında bitirdim, 2016 yılında mezun oldum, 2017 yılında basıldı. Hani e, bunu okuyan kişiler bana dedi ki siz Fransa'ya mı gittiniz? Hayır Fransa'ya gitmedim ama araştırma yapmayı çok severim. Hmm. Hani böyle ince en ince ayrıntısına kadar. Gerçekse mutlaka bir gerçeklik payı mutlaka bırakırız biz. Hı -hı, hani hı -hı. insanların bir de düşünmesini isterim. Hani evet. Bu gerçekten var mı? Hatta şey yapılanlar oldu. Siz Canan mısınız? Hayır ben Canan değilim <laughs> sadece yazarıyım falan diye söyleyen. O kadar, o kadar etkili. çok etkilsin. Canan e, etkili. Canan'ın hikayesi ne peki? Yani... Ee, 23 yaşındaki bir genç kızımın kızımızın hayat karşısındaki duruşu, tavırları, işte ailevi problemleri, ailenin ne kadar önemli olduğunu anlattığımız bir romanı, e, romandı. i̇lk benim ilk göz ağrım, ya ilk çıkan romanım, ilk göz ağrım demeyeyim de ilk çıkan romanım. Ben bu kadar hani insanları etkiledi, çok sade bir dil onu da anlatmaya çalıştım. Hatta böyle ne kadar sade kullan, bana hocalarım şey dedi, ne kadar sade kullanırsan o kadar insanların anlaşılması, anlaşılması kolay, kolay olur Gökçen cenaz diye söyledi. Hatta şu, e, yabancı kullanımı bazen okuyucular diyor ki çok yabancı var. Ben şunu şunun şeyini yapıyorum kendi ya ke, ke, kendi içimde bunu yazıyorum. Yabancılarla Türkleri karıştırıyorum ki toplumlar arasındaki farklılıkları e, farklılıkları daha iyi anlayın. Aslında her insanın bir bir olduğunu göstermek istiyorum. Hmm. Hani ne olursa olsun. Bir i̇nsan şekilde insandır. insan insandır, hani bir şekilde bir etkili halindeyiz. Ne olursa olsun günümüzde hepimiz etkileniyoruz. Yani toplumların birbirinden etkilendiğini zaten görüyorum. hı hı, hı. güzel bir düşünce, farklı bir... evet şimdi. Daha iyi oturdu kafamda mesela niye böyle yaptıklarını hiç sorgulamamıştım size söyleyince aklıma geldi ama doğru hani karşılıklı olarak toplumları kıyasladığında yani Türkiye'deki Eda ile Fransa'daki 51 olmaz yani doğru söylüyorsunuz ama sonuçta çekilen acı aynı, aynı, yaşanan dert aynı. Aynı, aynı zaten hiç yani din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın her insanın aslında bir vatandaş olduğunu ve gerektiğinde bütün acılarla birlikte hepsinin bir olduğunu gördük zaten hani Allah bize e, acı bir şekilde depremde bunu gördük Hep. hepimiz yani yaşadık. Bir sürü yabancı insanlar gelip yardım etti sağ olsun. Hani kendi hı hı. ülkelerinden kalkıp şey yaptılar. Ben de o şekilde hani hı hı. Bir, bir bir yerden başlamak istedim. Topluma yani dünyaya bakış açısı yazarların zaten hem şairler için hem de kitap yazarları için geçerli bu. Daha Aynen. böyle duygusal, daha böyle naif bir tarafları oluyor. Daha daha mı fazla etkileniyorsunuz acaba olaylardan bakış açınızda duygusallık mı ön planda oluyor daha çok? Duygusallık e, değil de, hani gerçekleri daha naif bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz aslında. Hani nasıl diyeyim? E, naif derken e, bazen insanlar sert bir dille uyarıyor, şey yapıyor, farklılıkları sert bir şekilde. Özür dilerim masaya vurarak Hı -hı. anlatmaya çalışıyorum Hı -hı. ama şiddet hiçbir şekilde çözüm değil. Biz bunu edebi dille daha böyle sade halde... Ya bu bu da bu gerçek var ama bu da bir gerçek. Siz bunu yani evet. bunun artık görünen hesabını da yaparak. Evet. Evet. Şimdi şöyle kitaplara bakınca Gökçe Hanım'ın da gençliği söz konusu olunca sanki hiç durmadan yazmışsınız gibi bir izlenim var. Çağrıfa onu, evet. Benim Yazma aslında kabiliyetim, annem bana günlük tutarak başlamıştı. Ben 8 yaşında günlük tutarak başladım. Annem bana dedi ki yazarak rahatlayacaksın, i̇şte yazarak Aynen. ifade et kendini. Sonra bir Kanal D'de böyle bir dizi vardı, öyle bir geçer zaman ki ben coşkunum olmadı. Böyle kitabın yazmış, senaryosunu yapmış adam. Ben onu gördüm, ben onu görünce dedim ki ben de yapabilir miyim diye şey yapmıştım. Düşünün Oradan olsun. başladım aslında, yani lisede Aynen. başladım bunun şey yapmayı organ başına anlatan um Umut adında bir kitabım vardı ama ben onu dizgi dizgide kaldı sadece hmm. bunlar bunlar daha tecrübe kazanmış eğitimini aldıktan sonra gerçekten bu işin bu işi yapabilecek diye sorduğumda çıktı ortaya zaten harika gerçekten çok iyi eğitimden sonra artık kaleme dökülmüş okuyucuyla buluşmuş Aynen. ve öyle ki ikinci baskısı da Aynen. gelmiş ben şunu da söyleyeyim ben e, şimdi bunlar e, Allah izin verirse e, bunların ben e, gelirlerini yani eğer e, olursa inşallah Allah nasip ederse üçte birini sevme hastalarına hı hı. E, geri kalanlarını depremde e, ölüren kolunu bacağını kaybetmiş insanlara hı hı. E, bağışlamak adına uzununu kaybetmiş yapacağım. vatandaşlarımız için evet kullanacağım. Evet. kullanacağım. İnşallah yani e, tebrik ederim size çok güzel bir hareket ederim. örnek bir davranış gerçekten. E, şimdi kaleminize sağlık o zaman hepsi ayrı birer emek mürekkebi sevgili seyirciler bakar mısınız? Yani hiç bitmeyen masallar 2, 3, 1'i de var. Yani Canan var. Şöyle uzanacağım ben. Tamam buyurun. <laughs> Uza... Uzanamadım. Peki şöyle hepsini göstereyim ben sizlere. Evet gerçekten... Yani Ama şaşırdığım kadar yok mu yani? Şöyle bakar mısınız? Sevgili seyirciler alalım hepsini okuyalım değil mi? İnşallah Hepsi emek mürekkebi. Gerçekten böyle. Böyle de tutayım ben. Biz de o arada sohbetimize devam edelim. Vallahi tebrik ederim yani. Teşekkür böyle böyle kitaplar derler. <laughs> hakikaten çok büyük. Peki şimdi o zaman yeni e, nesil yazarlara bir değinelim sizinle beraber. E, Türkiye'de başka türde kitapları ya da sizinle aynı kalibrede kitap e, yazarları genç olsun ya da e, yaşı ileri olsun fark etmez yazarlarımızdan e, Şöyle olmaması lazım aslında böyle olması lazım dediğiniz bazı durumlar var mı? Çünkü çoğu zamanlarda yani özellikle sosyal medyada baktığımızda sevgili seyirciler şöyle indirdim artık. Sosyal medyada şöyle baktığımız zaman birçok yazıyı, birçok sözün alıntılandığını görebiliyoruz dijital platformlarda, ortamlarda. Bazı kitap yazarlarının o anda yani bu yıl içerisinde gündemde olduğunu ama sonradan Sabun köpüğü gibi eriyip gittiklerini görebiliyoruz. Yani hani dolu dolu böyle içini doldura doldura elimize alıp da okuyabileceğimiz kitap sayıları. Çok e az yani hani yani, okuyucu olarak öyle görebiliyoruz. Ben, e, ee, bu noktada nelere dikkat etmek lazım bu işi yapmak isteyenler kitap yazmak isteyenler için siz e, hangi yolları izlediniz nasıl bir yol haritası çizdiniz kendinize? Ben kendiniz hiçbir var? zaman hani böyle tamam duyguları veriyorsunuz ama hani dediğim gibi insanlara bilgi verirken hani bir şeyi araştırırken ya da şey yaparken diyorum ki insan, ben bunu ben bunu insanları nasıl ifade edebilirim ki duygularını kullanmayayım ya da ...hani yanlış bir bilgiye vermeyeyim, izah etmeyin diye yola çıkarak ben bunu yapıyorum aslında. İnce ilk elip sıktokyan yazarlar <laughs> e, yazarlardanım, hatta senaristler denim her e, konuyu ele almam. Çünkü hassas noktalarda insanlar e, o kadar etkileniyor ki izlediği dizilerde de olsun ya da kitaplarda dediğim gibi işte. Hani ama bazı bazı yazarlarımız bunu e, çok aşırıya kaçarak yapıyorlar veya Sabun köpüğü dedi, dediğiniz nokta bir noktadan sonra diyor ki ben ünlü oldum işte yapacak evet, evet. bir şey yok diye söylüyor. Ünlü olmak için yapılmaz bir şey. <laughs> Önemli olan burada eser bırakmaktır. Hani Tabii. Öl, çok özür dilerim. Öldükten sonra bile insanların size vay be şunu da yaptı işte dünyayı şunu bıraktı demesi daha önemlidir. Bence bana göre. <laughs> Çünkü benim hocalarım bana öyle öğretti. Evet. Hani bunun... Reklam, reklam evet de ki önemlidir ama aşırıya kaçmamak gerekiyor. Hı hı. Yani hani her şeyin dozu vardır aslında hı hı hı. Anladım. bir nevi olsa. Anladım. O dozu kaçırdığımız anda zaten olay bitiyor. Yani hırsa mı kapılıyoruz artık ne yapıyoruz bilmiyorum ama bazen genç yazarlarımız o şekilde yapabiliyor. Evet o kalıptan çıkıyoruz. Aynen. İlk istediğimiz... O duyguların e, belki de hissedemiyoruz. Hisset, yani e, popülerliğin getirmiş his, olduğu bir şeyle hissetti, belki. Şey e, şöyle popüler popüler olduktan sonra o duyguyu içimizde kaybediyoruz galiba. Hani, belki. Bir de. noktadan sonra kaybediyoruz. Ama ben genellikle ya, inan yani, geri geriklendi olmayı severim. Anladım. Ben daha çok mesela şu anda <laughs> ...yaptığım eserlerle ön plana çıkmak isterim. Değil mi insanlar doğaya kendi, doğru, doğru, e, doğru. kendi mı anlatan e, yani kendi 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 yaşantım benim özelimdir zaten kimse hı hı. şey yapamaz ama bana hep şey dediler. Siz de ilk başta bunu da söylediler. Siz engellisiniz. Engellerin engellerin durumunu anlatan bir işte roman yazamadınız mı? Şey yapamadınız mı diye sordular bana. Ben engelli olabilirim ya da evet. başka bir sebepten dolayı rahatsızlığım olabilir ama ben bunu hiçbir zaman çok aşırıya kaçma şeklinde acitasyon sağlamak için değil. Ne de. Ama dezavantajı avantaja çevirme haline getirmeye çalıştım ben o evet, zaman. Evet, evet. Hayata o başka yüzden, bir pencereden, başka tabii. bir yönden. Yani yazmak sizi belki de e, en güçlü kılan bir olgu oldu. Aynen. E, onu söyleyeyim size de karakterler oluştururken her birinin aslında bu dört karak, dört karakterimiz değil. Bayağı bir karakterim var benim. <laughs> hatta böyle şey. Ama hepsinde benim bir, benden bir parça taşıdıkları kesin. Hatta hep şey derler bana hep karakterlerini de verici senin hani Sönden parça aldıkları, parça aldıkları kesin diye evet. soruyorlar ama mutlaka ister istemez insan etkileniyor ve kendinden bir parça yazıyor oraya. Değil ama mi? Yazarken de dediğim gibi mantığını ve duygularını aynı anda kullanmak gerekiyor. Hmm. Şimdi aşırıya kaçarsam insanlar da etkilenir çünkü gerçekten etkileniyorlar ve yazıyorlar bana. Hani biz işte ben şunu okudum nasıl ne, ne yapabiliriz hani soruyorlar. Hmm. Çocuk bu bu yani böyledir. Hani kendini evet. geliştirmekle ilgili. Doğru bir şey. doğru doğru söylüyorsunuz. Acıya alışılır mı? Yani acı çekmeye, acıya zamanla alışabiliyoruz. Duyarsızlaşmak mümkün değil. Duygularımız bizi insan yapan en önemli özelliklerimizden bir tanesi yani. Ama şöyle bir şey var. Yani her şeyde e, ölçülü olmak tavsiye edilir. Hem dinimiz e, İslam tavsiye eder bunu hem de baktığımız zaman gerçekten de öyle. Sevgide de öyle, saygıda da öyle, her şeyin fazlasının zarar olduğu. Aslında toplum olarak da sizin baktığınız açı dünya insanlığına yansıyan bir şey oldu. Az önce söylediklerinizden çıkardım. Aslında hepimiz hemen hemen aynı sorunları yaşıyoruz. Benim ailemde problemim varsa muhtemelen buradaki arkadaşlarımdan birkaç kişinin de ailesinde problemi vardır. Hmm. Eşimle ya da sevgilimle problemim varsa muhtemelen bizi izleyen izleyicilerin de ailelerinde kendi aralarında problemleri vardır. Yani çok e, uç olmadığı müddetçe e, her insanın yaşadığı acı hayat birbirine çok yakın. Önemli olan buradaki noktada bence insanların ...beyin kısmında yani bilinç kısmında, idrak kısmında acıyı konumlandırmaları. O olayın içerisinden nasıl çıkabileceklerine dair yapmış oldukları, vermiş oldukları kararlar. Bir de şöyle bir şey demek hani insanı güçlendiren sadece yaşadıkları değildir. Çektiği acı da insanı evet. güçlendirir. hani o kadar çok hani bana dediler ki hayatını anlat roman olur işte ya da ne bileyim dizi film olur hani bu şekilde hı hı. güçlü bir şekilde ama insan kendi terzi kendi sökünü dikemezmiş hesabında olduğu için diyorum ki hani acı da beni güçlendirdi hı hı. ama dediğim gibi destek olan ailem ailem çok destek oldu hani sen yapabilirsin diyen bir annem vardı benim hatta evet. böyle... Nasıl yapacağım dediğimde hayır sen bunu başaracaksın sen öğretmen çocuğusun herkese örnek olmak durumundasın diyen bir annem vardı benim hatta şu an kendisi de emekli öğretmen ama hala benimle birlikte araştırır meraklıdır araştırmaya. Evet yardımcı, olmak yardımcı oluyor abim şu an öğretim görevlisi şeyde mesela Hukuk, hukuk, kısmında mesela teyzemlere, babam, odanışırım. Hani aha, aha, benim aha. alanla e, bu konuda bana yer destek olan o kadar çok insan var ki hani onların da desteğini alarak aslında ben bugünlere geldim düşünüyorum. Evet hani, tabii. Tek başıma yapacağım bir şey değildi. Ya, ya da öğretmenlerim olmasaydı, hocalarım olmasaydı belki de bu gün ya, yazar Senaryo Gökçen, Oğuzlar tam anlamıyla Oluşmazdı. Evet peki burada işlediğimiz karakterler belli. Belki bunların da devamı gelebilir ama birkaç dakikamız kaldı. Bunlardan sonra ileride kendinizi nasıl bir noktada görüyorsunuz? Bu bir. İkincisi yazmak istediğiniz, Türkiye'de yapılmamış dediğiniz, yazılmamış, kaleme alınmamış bir döngü var mı? Bir olay, bir bakış açısı, bir karakter varsa... Ne bileyim yani bunu yazmak ister miydiniz? Yapılmamış olan bir şeyi yapmak ister miydiniz? Çünkü bu masalların devamını siz getirdiniz mesela. Aynen. Hiç kimsenin aklına gelmedi bu zamana kadar. Cinderella'ya ne oldu diye. İşte olmuş. Cinderella'nın bir tane kızı <laughs> olmuş mesela. <laughs> yani değil <mi>? Aynen. <laughs> evet. Şimdi e, ne söylersiniz bu noktada? Ee, ben şöyle bir şey diyeyim. Yapmak istediğim hal, e, her insan gibi çok şey var ama Hani dediğim gibi içime sindikten sonra ben bunları düşünebilirim. Ama şu anda tek amacım benim inşallah kadının mücadelesi diye bir filmim var benim. Yani <laughs> ben onu da çocuk istismarını anlattım. işte Berdeli anlattığım Adı neydi? <laughs> Kadın Kadın <laughs> O kadar çok bir şey var ki. O kadar ki. çok kadına şiddetini anlattım ama ben ben onun sen, e, bir sena, sena, senaryosunu yazdım, çekimini yapmak istiyorum aslında. Anladım. Hani... Yani toplumda bu töre olarak geçen Hı -hı. değil mi? Daha Aynen. çok böyle toplumun kanayan yarası, kadınlara ve çocuklara eziyet olan kısmını ele aldınız siz. Aynen. Benim anladığım. Aynen. Onun filmleşmesini mi istiyorsun Filmli... Sen... Senaryosun hazır, filmleşmesi ne? için uğraşıyorum. Evet. Nutuk sponsor. Aslında nutuğumuz da gerçekten... Hani sponsor bulsam, ya ideal diyeceğim. Ondan yapımcılara seslenelim o zaman. E, nutu senaryolaştıran bir yazarımız var. E, i̇zleyenler arasında varsa sesimizi duyuralım böylelikle, Çok değil mi? Çok teşekkür ederim. Ve sağ olun. Türkiye'de toplumun kanayan yaralarına parmak basan bir yazarımız var. Aynı şekilde senaryolaştırıyorum diyor. Bunları belgesel dizi, film artık neyse, e, sonuçta göze gelsin. Şöyle değil mi yani? Evet. Peki. Çok isterim. Peki. <laughs> Peki buradan da sesimizi duyurmuş olalım böylelikle. Teşekkür ederim. Genç bir yeteneğimiz gerçekten bakar mısınız? Bu kitaplarla veda edeceğim. Böyle 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 veda edeceğim size. <laughs> zamanımız bitti mi? Evet zamanımız bitti. Son olarak birkaç cümlenizi alayım sonra veda edeceğim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İlginiz ederim. İlginiz için e, arayıp hani davet ettiğiniz için. Ne demek tabii ki ne demek her zaman. E, ben yani Gerçekten arkada kocaman bir ekibiniz var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu iş hiçbir zaman yani tek, bizim çalıştığımız sektör. Evet. Hiçbir zaman tek başına olan bir şey değildi. Evet Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu vesileyle. <gülüyor> biz <gülüyor> Kolay de sizi gelsin. tanıdığımız için çok mutlu olduk. Bu kadar güzel, cıvıl cıvıl. Ee, enerjiniz gerçekten mükemmel. Peki başarılarınız daim olsun o halde. Teşekkür bu sabah edelim. programını renklendirdiğiniz için biz teşekkür ederiz sizlere. Peki. Şimdi veda edeceğim. Hangi kamera? <laughs> tamam. Sevgili seyirciler bu kitaplarla veda ediyorum size. Gökçe Naz Oğuzların kitaplarıyla veda ediyorum. Sözüm sağlığa olsun yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde ben yine Türk milletinin yegane buluşma kapısı Bengi Türk TV ekranlarında olacağım. Görüşünceye dek sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın. Müzik